dostlar. Bugün size en iyi logo tasarım araçlarından bahsedeceğim. Bunlardan bazıları profesyonel amaçlı olacak. Bazıları ise herkese hitap eden logo tasarım araçları olacak. Bir logo tasarlamak istiyorsunuz ve en iyi logo tasarım aracını arıyorsunuz. Şimdi bahsedeceğim yazılımlar veya araçlar acemi de olsanız, tasarımcı olmasanız bile düzgün bir şeyler çıkartmanıza yardımcı olabilir. Elbette bu çıkardığınız tasarımlar profesyonel bir tasarımcı veya bir ajansın elinden çıkmışçasına mükemmel olmayacak. Ama herkesin logo tasarımı için bir bütçesi olmayabiliyor. Kendi bloğuna açmış, bir logo tasarımı ihtiyacı olan kişilerden bahsediyorum. Veya işte Instagram'da profil resmi yapmak istiyor kendisine. Bir kişisel proje için veya bir hobi için bile olabilir. İşte tam da bunlar için işinize yarayacak çok güzel araçlar var. Profesyoneller, yeni başlayanlar ve tasarımcı olmayanlar için bu mükemmel araçları şimdi size sıralayacağım. Eksi ve artı yönlerinden de bahsedeceğim. Gelin tüm bu araçlara hep beraber bakalım. Başlangıç olarak kısmen ücret isteyen uygulamalardan bahsedeceğim ve sonra tabii ki ücretsiz olanlara da bakacağız. İyi bir logo tasarımı firmalar için özellikle çok önemli. Firmanın başarısını bile etkileyecek kadar değerlidir logo tasarımları. Eğer bir firma sahibiyseniz ya da bir işletmeniz varsa burada bahsedeceğim ücretsiz araçlara yönelmeniz yanlış olacaktır. İşinin ehli profesyonel tasarımcılara yönelmenizi özellikle tavsiye ederim. İlk yazılımımızın ne olacağını az buçuk tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Evet, Adobe Illustrator. Profesyonel logo tasarımcıları için en iyi yazılım tabii ki Adobe Illustrator. Çok zengin özelliklere sahip ve ileri seviyeli bir yazılım tabii ki. Bunlar artıyor. Eksi yönleri pahalı ve öğrenmeniz biraz zaman alabilir. Adobe Illustrator 1985 yılında piyasaya sürülmüş bir yazılım. Tabi adından da anlaşılacağı gibi bu sadece logo tasarımı yapmak için bir yazılım değil. Aynı zamanda illüstrasyonlar, poster, şablonlar, sunumlar, simgeler yani aklınıza gelebilecek birçok şeyi de yapabilmek için bir araç. Ama logo tasarımda profesyoneller için bir numaralı araçtır diyebilir. Bunun nedeni ise çok güçlü ve zengin özelliklere sahip olan bir yazılım olması. Ayrıca Creative Cloud'un tüm diğer programlarıyla sorunsuz ve verimli şekilde çalışabiliyor. Eğer Adobe'nin diğer serilerine, diğer programlarına aşina değilseniz tabii ki öğrenmeniz zaman alacaktır. Tek seferlik ödemesi de yok. Aylık abonelik şeklinde kullanıyorsunuz yazılımı. Bunu da unutmayın. İkinci sırada Canva Logo Designer var. Tasarım araçlarına aşina olmayan biriyseniz veya çok yeniyseniz bu işte, Adobe Illustrator gibi bir yazılım sizin için tabii ki çok korkutucu olabilir. Buna karşılık Canva Logo Designer doğrudan tarayıcı üzerinden, yani web tarayıcınız üzerinden çalışabilen, sürükle bırak arayüzü olan, böyle basit bir kullanımı olan bir logo oluşturma aracı. Başlamak için kendi içerisinde bünyesinde bulunan herhangi bir logo şablonundan birini seçebilirsiniz. Ardından marka adınızı ekleyip mutlu olduğunuz, sevdiğiniz bir tasarımı oluşturana kadar deneyimleyebilirsiniz. Tabii işiniz bitince de logonuzu PNG formatında elde edebiliyorsunuz. Bu sitede en sevilen şeylerden biri baştan sona kadar size rehberlik eden küçük kutucuklar vardır. O yüzden kullanımı inanılmaz kolay. Artı yönleri herhangi bir öğrenmek için bir zorluğu yok. Çok ucuz. Ama eksi yönü ise logonuzu vektörel yani SVG formatında falan indiremiyorsunuz maalesef. Üçüncü sırada Taylor Brands Logo Maker var. Bu tasarımcı olmayanlar için tabii ki en iyi logo yazılımlarından biri. Artı yönleri hiçbir beceriye gerek yok. İçerisinde birçok araç var. Eksi yönü ise çok ucuz değil. Eğer yaratıcı bir yanınız yoksa, yani kendinizi tasarımcı gibi görmüyorsanız, sizin için biçilmiş kaptan bu araç. Çünkü tüm tasarımı sizin için yapıyor. Sizden markanızın adını yazmanızı istiyor. Ardından bir dizi font, yazı tipi size sunuyor. Ve hangisini daha çok sevdiğinizi öğrenmeye çalışıyor. Bu aslında küçük bir anket, küçük bir sınav yapmaya benziyor. Ancak totalde tabii 1 veya 2 dakika sürüyor. Siz bütün seçenekleri seçtikten sonra yapay zekaya dayalı bir sistemle size sevebileceğiniz logo tasarımları oluşturup sunuyor. Size sunduklarından herhangi birini beğenirseniz tamamen vektör olarak SVG veya EPS formatında indirebiliyorsunuz. Tabi bu indirirken burada belli bir ücret istiyor sizden. Aylık 3 dolar falan da galiba. Tabi seçtiğinizi direkt olduğu gibi indirmek zorunda değilsiniz. Yazı tipiyle, rengiyle vesaire oynayabiliyorsunuz yine tarayıcı üzerinden. Sırada Design Hill Logo Maker var. Bu da yapay zeka destekli bir logo tasarım yazılımı. Artı yönleri çabuk ve kolay. Eksi yönü ise pahalı. Bu araç yapay zeka tarafından destekleniyor ve bir önceki tanıttığım araca çok benziyor. Bir önceki anlattığım gibi size bir dizi seçenek sunuyor. Bu seçenekler arasından seçimlerinizi yapıyorsunuz ve aralarından seçebileceğiniz bir dizi logo tasarımı sunuyor size. Ama temel fark tamamen fiyatlandırmada. Taylor Brands Logo Maker sizden aylık bir abonelik isterken şimdi tanıttığım Design Hill sizden tek sefere mahsus logo tasarımınızı almak için 50 euro istiyor. Sonuçta çok sevdiğiniz bir logo tasarımını eğer oluşturabiliyorsa bu paraya değecektir. Sırada Icona Logo Maker var. Bu tabii iPhone ve iPad için bir logo tasarım yazılımı. Artı yönleri
ayrı geniş bir içeriği var. Gelişmiş özelleştirme yöntemleri var. Eksi yönü ise sadece iOS cihazlarında, yani iPhone ve iPad gibi cihazlarda çalışması. Bu ücretli bir uygulama. İçinde 1 milyondan fazla özelleştirilebilir tasarım var. 350 binin üzerinde görüntü arka planları var. Ve içerisinde binlerce özel ton var, renk tonu var. Ya kısacası burada sergilenen inanılmaz çok seçenek var. Bu da özgün bir şey oluşturmanıza ihtimal veriyor. İşte katman sistemi, bir objeye kontür verme, düz veya renk geçişli şekilde renklendirme, yazının karakter aralığı veya satır aralığı ve ızgara cetvel gibi bir yığın özellikle tasarımınızı daha da gelişmiş şekilde düzenlemenize yarıyor. Tabii tasarımcı olmayanlar şimdi bu dediklerimin bir kısmını anlamamış olabilir. Ama bu bahsettiğim araçlardan bir tanesi mutlaka ona uyacaktır. Eğer iPhone'unuz veya iPad'iniz varsa ve kolayca bu işi yapmak istiyorsanız bu uygulama tam size göre. Sıradaki Logo Design Studio Pro Online. Kullanımı çok basit. Avantajlı yönleri, sınırsız logo oluşturabiliyorsunuz. Eksi yönleri, pahalı olması. Şimdi adında Pro geçiyor ama bu yazılım tamamen profesyoneller için değil. Daha çok acemi tasarımcılar için logo oluşturmalarını daha basitleştiren Canva yazılımı, yani başında tanıttığım yazılım gibi basit bir arayüze sahip. Tanıttığım bir önceki araçlarda genellikle logo tasarımını yaparsınız. Yaptıktan sonra teslim almak için, yani logo tasarımını edinmek için para ödersiniz. Logo Design Studio Pro ise yazılımı bizzat kullanmak için sizden para istiyor. Ama içerisinde ürettiğiniz şeyler sınırsız. Yani istediğiniz kadar üretip indirebiliyorsunuz. Tek bir ay için $30 falan ödüyorsunuz ama işte abonelik, yıllık abonelik alırsanız aylığı $20 falan gelir. İçinde binlerce ticari lisanslı yazı tipi var, binlerce şablon ve grafik var ve bunlar logonuzu tamamlamanıza yardımcı oluyor tabii ki. Sadece logo tasarımı için bu yazılım fazla gelebilir tabii size. Ama çok fazla logo tasarımı oluşturmak istiyorsanız aboneliğe değer. Geldik ücretsiz olanlara. Logo tasarımına yatırım yapmak, yani ona bir para vermek tabii ki karşılığını çoğu zaman verir. Ama bazen de hızlı ve basit logo tasarımlarına ihtiyaç olabiliyor. Tabii Google'dan ücretsiz logo tasarımı yazıp aradığınızda dikkatli olmanız lazım. Çünkü oradan yönlendiğiniz çoğu yer size ücretsiz gibi gözükmesine rağmen logo tasarımınızı bir hevesle oluşturduktan sonra sizden ücret ister. Şimdi günümüzde mevcut olan en iyi ücretsiz logo tasarım araçlarından bahsediyorum. Bunlardan ilki Shopify Hatchful. En iyi ücretsiz logo tasarım yazılımı diyebiliriz. Artı yönleri herkese ücretsiz olması, tarayıcıda çalışması veya mobil uygulaması olması. Eksi yönü özelleştirme kısmında biraz sınırlı. Shopify bu tasarımınızı oluşturmanız için mükemmel bir yazılım ve abone olmanıza vesaire hiç gerek yok. Tamamen ücretsiz. Tarayıcı üzerinde çalışıyor veya iOS ya da Android cihazınıza indirebiliyorsunuz. Daha ne olsun. İş türünüz hakkında veya tarzınız hakkında birkaç soruyu yanıtlıyorsunuz ve size beğenebileceğiniz bir dizi logo tasarımı oluşturuyor. Beğendiğinizde tıklıyorsunuz ve biraz özelleştiriyorsunuz ve tamamen ücretsiz olarak logonuzu elde ediyorsunuz. İndirebiliyorsunuz. Bir diğeri ise Squarespace Logo Designer. Artı yönleri çok kolay ve çok hızlı olması. Eksi yönü ise neredeyse hiç özelleştirmesi olmaması ve sadece Squarespace müşterileri için ücretsiz olması. Squarespace bir ücretsiz web sitesi oluşturma yazılımı ve aynı zamanda bir ücretsiz logo tasarımı oluşturma yazılımı. Daha önce bahsettiğim araçların arasına kıyaslarsak en basit logo oluşturma aracı Squarespace. Çok fazla bir karmaşıklık yok. Tabii hızlı bir logo tasarımı istiyorsanız, iyi göründüğü sürece tasarımı çok da önemsemiyorsanız en uygun seçim bu. Ama tabii yüksek çözünürlüklü olarak logo tasarımınızı almak isterseniz Squarespace'in bir müşterisi olmanız gerekiyormuş. Düşük çözünürlüklü halini direkt indirebiliyorsunuz ama yüksek çözünürlük isterseniz $10 istiyormuş. Ve son ücretsiz aracımız bu da Ucraft. Sıfırdan tasarım yapmak için en iyi ücretsiz yazılımlardan biri de bu. Artı yönleri böyle bir dizi araç sunup size hani anket şeklinde yapmıyor. Direkt sıfırdan tasarlayabiliyorsunuz. PNG halini tamamen ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Eksi yönleri sınırlı tasarım araçları var ve vektörel hali, yani SVG hali ücretsiz değil. Otomatik olarak oluşturulmuş bir logo tasarımı istemiyorsanız eğer, sıfırdan kendi başınıza bir şeyler çıkarmak istiyorsanız Ucraft tam olarak bu işlemi yapıyor. Metin tuşuna basın ve kendi metninizi girin. Yazı tipini vesaire değiştirin. Aradan şekiller, simgeler falan ekleyebilirsiniz. Tabii böyle anlatıyorum ama bu tabii ki bir Adobe Illustrator değil. Ama kullanımı inanılmaz kolay ve yüksek kaliteli PNG formatında bir kuruş ödemeden indirebiliyorsunuz. Evet, araçlarımız bunlar. Faydalı olduğunu düşündüğüm bu araçları tanıtmak istedim size. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yok illa yöresel tatta logo tasarım istiyorum derseniz bir onluk üzerinden 10 liraya falan yaptırabilirsiniz yani.